Sevgili seyirciler, politik bakış programında Sayın Ali Aykut'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkan, bir baktığımız projenize Orhan ile gelir artırıcı çalışmalar fazlasıyla devam ediyor. Aslında bunlar baktığında vizyoner projelerdir bir ilçe bazında. Çünkü geçmişte baktığında aslında ben Orhan ile olarak demiyorum. 4 dağ ilçesi Bursa'nın temelidir baktığımızda. Geçmişten bugüne Bursa hep göç vermiş ama siz hedefiniz Allah nasip ederse diyorsunuz o göçü tersine çevirmek. Hatta biraz daha ileri bakarak farklı illerden dahi göç beklediğinizi ifade ettiğiniz TOKİ konutları vasıtasıyla doğru anladığım kadarıyla. Aslında bu göçü biraz daha harekete getirecek bir çalışma var. Sizlerin daveti neticesinde cezaevinin oraya yapılması ile ilgili bir çalışma var. Siz alan tahsisi, alan yerleri gösterdiniz. Çünkü böyle bir süreç olduğu zaman Orhan ile ekonomisi ciddi anlamda canlanacağını düşünüyorum ben en azından. Bu konu hangi aşamadır Sayın Başkan? Onaylandı mı? Onaylanırsa ne zaman başlayacak, ne zaman biter takriben? Bu konu şöyle. Biliyorsunuz ki Kestel ve Yenişehir'e yapılmak istendi. Orada bir şey oldu. Yer konusunda sorunlar, sıkıntılar oldu. Bazı yerleri oradaki halk istemedi. Biz Oraneli halkı olarak sanayiye sahip değiliz. Belli bir düzeyde sanayimiz söz konusu değil. Ama diğer yerlere baktığımızda Yenişehir gibi, işte Kestel gibi yerlerde ciddi anlamda bir sanayi ve tarımla ilgili ileri düzeyde bir şeyle söz konusu. Tarım araziler de verimli bizlere göre. Sanayileri de iyi düzeyde. Bizim bu bölgemizde, Oraneli'de özellikle bacasız sanayi olarak nitelendirebileceğimiz bu tür şeylerin, cezaevi gibi ve benzeri şeylerin yatırım noktasında olmasını biz uygun gördük. Ve arkadaşlarla yapmış olduğumuz istişarelerde de bu işin olurluğu noktasında halkımızı da dinledik. Halkımız da bunu talep etmekte. Ve biz talepkar olduk. Ve bakanlığımıza bir dosya yapıp gönderdik. Onlar da bize yetkili kişileri gönderdiler yer incelemeyle ilgili. Yer incelemelerini yaptık belli noktalarda. Şehrimize yakın yerlerde. Ne çok uzak ne de çok yakın olan yerlerde. Uygunluğu noktasında yer uygunluğunu evet uygun gördüler. Adalet Bakanlığımızın komisyonda görüşüldü. Herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi. Tabii ki bu görüşme devam etmekte. Biz talebimizi en üst düzeyden ilettik. Olmasını tekrar buradan arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Eğer olması durumunda gerçekten ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak, istihdamına katkı sağlayacak, insanlarımızın ürettiğini tüketebilen bir konuma geldiklerini bizler burada görmüş olacağız. Ki şunu ifade edeyim. Bakınız ilçemiz özellikle Beyce Pazarı etkin hale geldikçe ve dışarıdan alışveriş yapmaya insanlar gelmeye, fazlasıyla gelmeye devam ettikçe ben üreticilerin arttığını görmekteyim. Bizim bu üreticilerin içerisinde sadece ileriden bugüne köyde kalan, köyde yetişen, köyde büyüyen, hala köyde devam eden değil. Bursa'da işte bankalardan emekli olanlar, öğretmenlikten emekli olanlar ve farklı kurumlardan emekli olup bugün gelip burada köyünde üretim yapıp Oraneli Beyce Pazarı'nda salı günleri ticaret yapan insanları görmekteyim. Ve bundan da çok mutlu oluyorum. Bizim organik ürünümüz köylerde yapılmalı ve toprağımız işlenmeli ve ekilebilecek olan tüm arazilerin ekilerek bu şekilde satışı çok iyi düzeyde gerçekleşmesini bizler arzu ediyoruz. Tabii ki cezaevi gibi bir şey olması durumunda ise bizim pazarımız da 2'ye 3'e katlanacak. Buradaki esnafımızın geliri de aynı şekilde ve esnaf sayımız da bu şekilde artış gösterecek. Bu esnaf sayımızdaki artış göstermesi, üretimin artması, bütün bunların hepsinin ekonomimize ve ilçe halkımızın cebine yansıyacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Ve gerçekleştirmek için de bizler ilçe belediyesi olarak ve ben belediye başkanı olarak elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Tüm olanakları da belediye olarak sunacağımızı buradan tekrar bugüne kadar ifade ettik. Bundan sonraki süreçte de yine ifade ediyoruz.
Sayın Başkan, aslında yine ekonomiye devam edelim. Kooperatif özellikle baktığımızda Yaban Mersin'e ilgili çok ciddi çalışmalarınız oldu. Hatta festivalin adını da değişti. Yaban Mersin'i Kiraz ve Çilek Festivali'nde şekline döndüğü hatırladığım kadarıyla. Çünkü evet. İnegöl'de çok ciddi anlamda Yaban Mersin üretimi var. Bu anlamda Orhaneli İnegöl'ün elinden bu liderliği alabilir mi? Çalışmalar hangi aşamada? Biz şu anda İnegöl'den daha öndeyiz diye biliyorum. Yaban Mersin'i kooperatifimizin bize vermiş olduğu bilgiye bir istinaden söylüyorum bunu. Bizde çiftçi sayısı çok. Yani bizde 60'ın üzerinde şu anda yaban mersini üreticisi var. Bunlardan tabii 6 yaş, 7 yaşta olanlar var. Bir de 1 yaş, 2 yaşta olanlar var. Bu sene sadece ilçemize, ilçe esnafın, ilçe üreticimizin sadece ilçemiz nezdinde giren rakamı 850 bin lira gibi bir para giriş oldu. Yani tersten yorulmadı. 60 tane üretici var. Üretici başına 15 bin lira civarında bir rakam diyor. Doğru yani mi? Aynen. Hani tabii yani ilk ekenler çok daha yüksek. Ortalama olarak tabii diyor mu yani? Şöyle hesabını vereyim. Bir dönüm gibi bir yerde 5. yılda 40-50 bin lira para kazanmakta. Bir dönüm gibi bir yerde. Ve toplam fiyatı bunun 56-57 TL'ye satıldı. 56 liraya gibi satıldı toptan fiyatı. Çiftçimizin eline geçen bu. Çok güzel bir rakam. Çok iyi düzeyde. Çok da zahmeti olan bir şey de söz konusu değil. Yani özellikle şeyi bakımı falan da kolay bir yaban mersini şeyi. Şu var. Hani benim buradaki hassasiyetim şu. Çilekle ilgili de aynı desteği vermekteyim. Kirazla ilgili de diğer bütün ürünlerle ilgili katma değeri yüksek olan ürünleri vatandaşımıza tanıtmak, bunun eğitimlerini verdirmek için tarımla birlikte çalışmaktayız. Çiftçilerimize daha çok teşvik olsun diye yani bir hediyelendirmeler yapıyoruz. Kendi içlerinde işte başarılı olanları seçiyoruz. Bu başarılı olanları ödüllendirmeye çalışıyoruz. Onları tebliğe gidiyoruz ilçe tarım müdürümüzle birlikte. Bazılarını bahçelerinde ziyaret ediyoruz başarılarından dolayı. Bunun yanında işte çiftçilerimize budamama kasları hediye ediyoruz belediye olarak. Tamamen bir tek derdimiz var, onun elinde daha fazla üretim olması. Ben buradan Bursa'daki hemşerilerimize de şu şekilde seslenmek istiyorum. Ben Dağder yöneticiliği yaparken de aynı seslenmeyi hep yapardım. Derdim ki arkadaşlar, Erzurum'da bir tarlası olan kişi yıl içerisinde yıllık iznini alıp Erzurum'daki otunu biçmeye gidiyor. Biz dağlılar olarak çalışkan insanlar olmamız gerekiyor. Dağlardaki ekilmeyen tarlalarımızı ekelim. Bazı kiraz ekelim, ceviz ekelim. Ve biz de hafta sonu tatillerimizi ne olur gelin dağ yöresinde, evlerimizde, köylerimizde geçirelim. Ve bunu o günden bugüne hep devam ettirmekteyim. Bizler toprağa ne kadar çok sahip çıkarsak hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Hem de kendi ekonomimizi biraz daha iyi hale getireceğiz. Yani bir havuz düşünün ve devamlı sulamış olduğunuz tarla var havuzun başı, tarlanın başında. Oraya ilave su olarak değerlendirin. Bugün çiftçilik yapan insanların, ben görmekteyim işte 4-5 yıl önce ceviz dikmiş. Bakıyorsun bir ceviz fidanında ceviz gelirini 20 bin lira kazandım, 30 bin lira kazandım. Bu şekilde bize gelip ifade eden insanlar var. Yani biz bunların çoğalmasını istiyoruz. Biz bunların daha da artmasını istiyoruz. Biz dışarıdan, yurt dışından ceviz almamamız gerekiyor. Bu kadar değerli topraklar. Biz de tarımda yurt dışına bağlı olmamamız gerekiyor. Biz milli tarımımızı, milli ekonomimizi düşünen insanlar olmamız gerekiyor. Bu anlamda ben yine hemşerilerimize tekrar sesleniyorum. Gelin sizler sanayi haricinde, sanayi çalışmanız haricinde köylerinizdeki topraklarınıza sahip çıkın. Ve köylerinizdeki topraklarda işlemeye devam edin. Buralarda az zahmeti olan, yaban mersini gibi, az zahmeti olan, ceviz gibi, az zahmeti olan gojuberi, kurt üzümü diye adlandırmış olduğunuz. İşte bunları gelin yapın. Bunların katma değeri de çok yüksek. Değerli hemşerilerim. Ve buralarda bunları üreterek gelir havuzunuza bir ilave daha kazanç elde etmiş olursunuz ki sizler ne kadar o kazancı artırsanız çocuklarımızı da o kadar iyi düzeyde yetiştirmiş oluruz.
Ben tüm Dağlı hemşerilerimizden ve Orenilli hemşerilerimizden bunu talep etmekteyim. Harekete geçelim. Aslında bence doğru bir ifade, çünkü baktığımızda bölgedeki en önemli, benim de geçmiş yıllarda bir önerim vardı. Buğdayın atası olarak bir tane CS buğdayın bizim yörede ekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü CS buğdaya baktığımız, evet rekolte az oluyor ama çok değerli bir ürün. O anlamda bence boş kalmamalı diye düşünüyorum topraklarımız. Evet Sayın Başkan, baktığımda yine gelir arttırıcı çalışmalar var ama zaman zaman gündeme geliyor. Sıcaklığı hangi yaşam? Mermer sanayi bölgesiyle ilgili bir çalışma vardı geçmişte. Hangi yaşamda Sayın Başkan orada? Maden osebe olarak adlandıralım onu. Sadece mermer değil, biliyorsunuz bizim burada çok zengin madenler var. Şimdi MatSİAD Başkanımız Erol Bey'le bu süreçlerde hep bir istişare halindeydik. Yine istişaremiz devam etmekte. Hatta iki gün önce yine görüştüm kendisiyle. Maden osebenin yönetimini kurdurmak için ve kurulmasıyla alakalı kendilerine de ben gerekli şeyleri her seferinde söylüyorum. Tabii biliyorsunuz ki özellikle son bir yıl içerisinde pandemi var ama onun öncesinde de ekonomik anlamda bir daralma yaşandı. Bu ekonomik daralmadan dolayı iş adamlarımız, sanayicilerimiz önünü görememesinden dolayı bu maden osebeyi bir türlü gerçekleştiremedik. Bizim önümüzdeki süreçlerde de kendilerine ben şunu önerdim. Maden osebeyi ihtisas osebe olarak değiştirelim. İhtisas osebe olarak tüm sanayicilerimiz çekebilecek düzeyde bir yönetim oluşturalım diye kendilerine söyledim. Eğer kendi aralarında istişare edecekler ve bize dönecekler madenciler ve madenciler bunu kabul ederlerse ve bunu yani bu istişaremiz sonucunda tabii yine onlarla birlikte istişare edeceğiz. Bu istişaremizde biz bir yol almak istiyoruz ve bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orenli'ye yapılabilecek, Orenli'ye değer kazandıracak, Orenli'ye bir fazla insan getirebilecek her ne olursa bizler ciddiyetle çalışmasını yapıyoruz. Fakat hem ekonomik darlığın hem de pandemi sürecinin etkisini de ciddi anlamda görmekteyiz. Yoksa çoktan bazı şeyleri, özellikle bu tür şeyleri halletmiş olurduk. Aslında baktığımızda Orhaneli, Keles Büyük olan Harmani doğal bana göre film platosu şeklinde değerlendirdiğim yerlerden bir tanesi. Hatta şu zamanda baktığımızda Diriliş, Ertuğrul, Kuruluş ve Selçuklu gibi olan tarihsel diziler çok cazip. Bu konuda hiç çalışmanız oldu mu? Yani bu filmleri, bu dizileri gelin buralarda çekin dediğiniz oldu mu Sayın Başkan? Çünkü düşüncemiz oldu ama bir girişimde bulunmadık. Yani onu bence en güzel çekilecek yerler 4 Dağ ilçesidir diye düşünüyorum yani. Bak düşüncemiz oldu. Hatta şöyle bir arkadaşımız aracılığıyla sadece bir yere haber gönderdim. Bakınız bu şekilde yapabiliriz diye. Biliyorsunuz ki ATV'nin genel müdürü Orenilli şu anki. Sayın Ergen, evet. Evet Sayın Ergen. Kendisine ben, babası bizim samimi dostumuz, abimiz, amcamız. Bir haber gönderdik ama yani şey yapıyoruz tabii ki inşallah önümüzdeki süreçlerde bunları biz dediğiniz gibi Orenili gibi, Keles gibi, Büyük Oran, Harmancı gibi dağ ilçelerinde bunların olması için bir gayret göstermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz zamanlarda mesela Orenili'de Karagöz filmi çekilmişti. Ciddi de bir gelir kaynağı olmuştu o süreçlerde esnafımıza özellikle. Bir can suyu olmuş olur ve tanıtım anlamında, turizm anlamında çok iyi bir imkan sağlar ve ilçelerimizde tanıtmış oluruz bu anlamda. Çünkü baktığımızda geçmişte hatırladığımız kadarıyla Kuruluş Osman dizisi Keles Kocaeli'de başlamış, çekimde devam etmiş uzunca bir süre. Hem bölgenin tanıtımını hem bölgenin gelir kazanmasını, ya basit diyoruz ama figüran dediğimiz kişiler bile köydeki insanlarımız cep harçlıklarını çok fazlasıyla kazanmışlar o süreç içerisinde. İnşallah buradan bu sesinizi yetkililer, ilgililer duyar diye düşünüyorum. En azından Kültür Bakanlığımız en azından destek verdiği film ve projeler alternatif olarak bu bölgelere gösterir diye tahmin ediyorum, dua ediyorum, temenni ediyorum. Aslında Sayın Başkan, size vatandaşın dua ettiği bir konu var. Kendi konutunuzu tahsis ettiniz. Aslında buna biraz değinmek istiyorum. Evet. Şimdi şöyle, göreve gelmeden önce de ben bunu söz verdim vatandaşımıza. Dedim ki burayı ben kullanmayacağım. Hatta burayı dedim ki yaşlı bakım evi yapacağım diye söylemiştim seçim öncesinde. Tabii seçimden sonra şöyle bir ihtiyaç, hem ihtiyaç hasıl oldu hem de
yaşlı bakım eviyle ilgili ihtiyaç olmadığını gördük biz göreve geldikten sonra. Ki şöyle, Oraneli'nin alanlarda şu anda yaşlı bakım ile ilgili Dilruba Derneğimiz bizim çok güzel faaliyet göstermekte. Yaşlılarımızdan bakıma ihtiyacı olanlara, aileleri bakmakta bizim burada, çocukları bakmakta. Ama bakılmayan, kimsesi olmayan insanlardan da bizim oraya gönderdiğimiz kimseler oldu. Çok ciddi ihtiyaç olmadığını görünce biz buraya dedik ki ne yapabiliriz? İşte faaliyete geçirelim. Bakınız biz orayı 5800 metrekare gibi bir bahçesi alanı olan ve içinde de 1040 metre kapalı alanı olan bir belediye başkanlık konutu burası. Biz dedik ki burada fiziki olarak vatandaştan ayrı olmamız, fiziki olarak bu insanların gönlüne giremeyiz. Bu insanlarla sosyal belediyecilik anlamında ve sosyal belediye başkanlığı anlamında biz bunu gerçekleştiremeyiz. Bundan dolayı bizler gözden ırak, gönülden ırak olmayalım diye biz orayı, orada oturmamayı tercih ettik. Ve bir kadın kooperatifi faaliyetine başladık. Bunun zemin katını kadın kooperatifi faaliyetini olarak başlattık, devam ediyoruz. Şu anda üretimine devam etmekte, zaman zaman 50-60 kişiye varan çalışanlar oluyor. Özellikle bayram öncesi siparişlere yetişmek için Oraneli halkımızdan 50-60'a kadar çalışan bayanlar oluyor. Devamlı çalışan bayan sayısı ise şu anda 15-20 kişi. Ve bu bayanlarımız burada, kadın kooperatifimiz çok güzel üretim yapmakta. Şu anda Bursa'nın en etkin kooperatifi haline geldi. Bunlar tabii ki belediyemizin de özellikle sosyal anlamdaki destekleriyle. Biz çok fazla da esasen destek olarak sadece yer desteğinde bulunduk ve yaparsınız edersiniz diye moral motivasyon desteği veriyoruz. Biliyorsunuz ki Japon Büyükelçiliğinden çok ciddi bir destek aldık. Orada çalışanlar var şu anda. 20 çalışanımız var ve bunların Japon Büyükelçiliği desteğini vermekte. Ve malzeme desteği aldık yine Japon Büyükelçiliğinden. Eğitim ve malzeme desteğini gerçekleştirmiş olduk. Yine bu yerin 1/3'lük kısmını buna kullandık. 1/3'lük kısmını kültür merkezi yapıyoruz. Onun çalışmalarını, proje çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki süreçlerde inşallah orayı çok aktif bir hale getirmiş olacağız. Gelen insanlar Oraneli kültürünü, Karagöz kültürünü, Osmanlı kültürünü ve Osmanlı öncesinde buradaki Bizans döneminde Adronos krallığı yaşamış, Bizans kültüründe böyle kısmen görebilecekleri bir yer haline getirmeyi hedefimize koyduk. Ve bunun yanında bakınız bizden Koda Eğitim Derneği var. Kamu yararına bir dernektir. Ve bakanlığın birçok müfredatını yazan dernektir. Toplam 13 ilde eğitim vermekte öğretmenlerimize. 13 ilde eğitim, 13 ilde faaliyet gösteren bu derneğin merkezini biz şu an Oraneli'ye aldık. Bizim iyi niyetimiz, onların bize olmuş olduğu, bizim ilgimiz, onların ilgisi karşılıklı ilgiyle biz Oraneli'ye aldık. Ve belediye başkanlığı konutunun en üst katını biz bu Koda Eğitim Derneğimize merkez yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte de pandemi bittiğinde her ay içerisinde 150-200 öğretmenin Oraneli'ye gelip eğitim aldığı bir yer haline geleceğiz. Ve bu Koda Eğitim Derneği'ne bir yer tahsis ettik. Cüzi miktarlarda. Ve 4000 metrekare bir alan, bir arsa verdik. Ve buraya da inşallah eğitim merkezi yapacağız. Koda Eğitim Merkezi'nin burası eğitim merkezi olacak ve inşallah Oraneli'ye dedim ya bir fazla insan gelmesi ve ekonominin burada artması ve ülkemizin farklı noktalarında bütün illerinden gelecek olan öğretmenlerin Oraneli'yi tanıması açısından önemli bir hamle olmuş olacak ki belediye başkanlığı konutu bakınız 3 noktada hizmet etmekte. Bu da güzel bir verimlilik çıkaracaktır inşallah. Aslında şunu ifade etmesin. Ya benim zaten ben Oraneli'de yaşıyorum. Benim zaten evim var. Evimde oturuyorum. Ya bu eve de ekstradan bir gelir yok. Bari en azından kullanılacaksa kamuya yararlı işlerde kullanılır. Bence çok önemli bir çalışma. Sayın Başkan son sorum olsun. Bunun dışında ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da Bursalı ve Türkiye'deki diğer seyircilerimize paylaşırsanız mutlu olurum. Çünkü bizim gözümüzden kaçan icraatlarınız vardır veya hedefleriniz vardır. Onları da paylaşırsanız seyircilere evet. Mesajınızı alalım Sayın Başkan.
Oraya merkezle ilgili özellikle merkezimizde bizim iki önemli çok ciddi sorun vardı. Bir tanesi her yaz döneminde bahar aylarından hemen sonra başlayıp kış aylarına kadar devam eden bir çöp kokusu vardı. Burada vahşi depolama şehre yakın bir yerde ve orası her gün yaklaşık yanarak kokusunu yanmayı da önleyemiyorduk vahşi depolama olduğu için. Onun kokusu ilçemizi çok ciddi anlamda rahatsız etmekteydi. Ve bu rahatsızlığı biz çöp aktarım merkezini gerçekleştirerek inşallah gideriyoruz. Mart ayı içerisinde burası faaliyete geçecek. Faaliyete geçtiğinde inşallah bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir. İkinci sorunumuz ise bizim 50-60 yıldan beri en önemli sorunlarımızdan bir tanesi içme suyuyla ilgili sıkıntımız var Oraneli'de. Bununla ilgili de biz de hem Oraneli merkezin yaklaşık 80'li 85'li yıllarda yapılan, hatta daha öncesinde bir kısmı da daha öncesinde yapılan içme suyu şebeke hatlarını tamamen değiştirdik. Su kesintileri bunu şu an değişiyor, değişmekte. Firma devam ediyor çalışmakta. Bunlar tamamlandıktan sonra su kesintileri olmayacak. Biz Oraneli'de tatlı su ve evlerde kullanılan su, iki çeşit su var. Tatlı sudan insanlar yemeğini ve çayını yapmak için sokaklardan su toplamakta veya köylerden gidip su almaktalar. Biz bu sorunu inşallah bu dönem içerisinde gideriyoruz. Oraneli çok güzel yaşanılabilen bir yer haline gelecek. Bakınız, doğalgazıyla çöp kokusu olmayan, hatta hiç koku olmayan, sokakları pırıl pırıl, işte suyu evinden içilen, şu anda evde içilebilir durumda olsa bile suyumuz, bir çay yaptığımızda içilebilir durumda çayı olmayan, işte yemeğe kattığımızda olmayan, sadece temizlik için kullanabildiğimiz suyu şu anda içilebilir duruma inşallah getiriyoruz. Ben bundan dolayı da BUSKİ Genel Müdürümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hassasiyetle üzerinde bizimle birlikte durmaktalar ve bu sorunu gidermiş olacağız. Tabii bunun yanında Oraneli meydan düzenlemesi yapıyoruz. Meydan düzenlemesi için şu anda yıkımları gerçekleştirdik meydanda. Meydanın bu birinci etabı. Toplamda 3 etapta meydan tamamlayacağız biz. 3 etapta meydan tamamladığımızda Oraneli'nin gelecek 50 yılını tamamlamış olacağız. Eğer istediğimiz gibi hedeflerimiz tam giderse Oraneli'yi çok güzel bir meydanı Oraneli'ye kavuşturmuş olacağız. Şu anki hali bile çok güzel olacak ama tabii bizim hedeflediğimiz işte bizim hedeflerimizde olan meydan çok ileri düzeyde çok güzel bir şey olmuş olacak. Oraneli'mizin kültür merkezi yok. Esasen ilçelerimizde en önemli olması gereken şey kültür merkezleri ve gençlik merkezleri olması gerekiyor. Gençlerimizin oturabilecekleri, kendi aralarında mütalalarını yapabilecekleri, kendi aralarında istişare etmek istediklerinden kendilerine bir oda bulabilecekleri, kendilerine bir mekan bulabilecekleri yerleri bizler oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da buna çok dikkat etmekte. Millet kütüphaneleriyle. İnşallah biz bunu yine Büyükşehir Belediye'mizde yerine getireceğiz. Biz bir taraftan işte eski olan ne varsa yıkıyoruz, bir taraftan da yeni olan ne varsa yapmak için tüm gayretimizi göstermekteyiz. Ben ilçe halkımızla bizlere güvenmesini, bizlere inanmasını ve bizlere desteğini devam ettirmesini canı gönülden arzu ediyorum ki şundan dolayı bunu söylüyorum. İlçe halkımızın özellikle merkezde ve köylerde şu an altyapısı olmayan yerlerde çok ciddi çalışmalar var. Şu anda köylerde 3 yerde, merkezde de 5-6 noktada, 7-8 noktada çalışma var. 7-8 ayrı yerde şu anda çalışma var. Bu çalışmalardan dolayı kış aylarındayız. Çamur olacak, toz olacak, işte zamanla çile çekeceğiz ama hepsi daha güzel bir Oraneli için. Buna kendilerine inanmalarını istiyoruz ve bunun için bizlerle birlikte bizim gibi düşünmelerini ve bizim gibi bu ilçe halkının zahmetini de rahmetini de birlikte yaşamayı kendilerinin evler görmelerini ben arzu etmekteyim. Bir de şunu ifade edeyim. Bakınız, benim her zaman için elime en az haftada iki kere üç kere almış olduğum seçim vaatlerini
Ben nasıl tamamlarım? Bunun derdi tasası içerisindeyim. Ve seçim, bir dahaki seçim geldiğinde inşallah ben şunları tamamladım ve tamamladım diyebilmeyi Rabbim bana nasip etsin. Tüm ilçe halkımızın da buradan bunu duymasını istedim. Bursalılara gelince, bakınız çok değerli Bursa'da hemşerilerim, Bursa'nın en güzel ilçesi Oraneli ilçesidir. Ben buraya herkesi davet ediyorum. Özellikle Sada Kanyonumuzu görmeyenlerin kanyon gördüm dememesini arzu etmekteyim. Türkiye'nin en güzel kanyonu Oraneli'de, Bursa'da. Tüm Bursalılarımızı buraya kanyonumuzu görmeye ben davet ediyorum. Sadece kanyonumuz değil, bizim her şeyden önemlisi güler yüzlü, yüzleri devamlı gülen bir halkımız var. Gelin buyurun, bizlerle zaman geçirin. Bizler tüm insanları ve insanlığı seven insanlarız. Tüm Bursa'da hemşehrilerimizi Oraneli'mize davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, programımıza katıldığınız için. İnşallah başka başka programda tekrar görüşürüz. Evet sevgili seyirciler, bir programda çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programda sonuna geldik. Biz her zamanki maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Oraneli'ye gitmek isteyenler de Sayın Ali Aykurt'un misafir olmasını buradan ifade ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.